Gideceğiz ve Fatma Er bize Mersin'deki sosyal medyadan dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonun ayrıntılarını aktaracak. Fatma'yı hemen karşımıza alalım ve soralım. Fatma, özellikle son yıllarda, son günlerde çok yaygınlaştı sosyal medyada dolandırıcılık yapanlar. Şimdi buna yönelik bir operasyon var ve sadece Mersin değil, çevre illerde de var ama neler aktarabilirsin bu operasyona dair bizlere? Evet, kripto para yatırımı vaadiyle milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik bir operasyon yapıldı ve bu operasyonda da 50 kişi gözaltına alındı. Hemen bu önemli operasyonun detaylarından bahsedelim. Mersin polisi şüpheliler öncelikle günlük kiralık evler ve apart oteller kullanarak bir paneller kurdukları ve bu paneller aracılığıyla da ortalama linkler göndererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Mersin polisi bu tespitin ardından harekete geçti ve kendisini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtan şüphelilerin sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden en düşük para yatırımı 5000 lira vaadiyle paylaşım yaptıkları belirlendi ve bu linkler aracılığıyla da kişilerin banka kartları ve hesaplarına erişim sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler kimlik bilgileri, GSM hatları üzerinden oynama yaparak kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka kartları ve IBAN hesabı oluşturdular ve bu sayede de bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçları işlendikleri belirlendi. 14 kentte 39 şüpheli işte bu yöntemle dolandırıldı ve bu tespitin ardından da Mersin polisi harekete geçti ve 14 ilde Mersin merkezde 14 ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldı ve bu operasyonda da nitelikli dolandırıcılık yapan 50 kişi gözaltına alındı. Şu an operasyon devam ettiğini söyleyelim. Gelişmeleri takip ediyoruz ve yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdürüyor olacağız. Balıkesir Emniyeti bazı kişileri zorla alıkoyan ve çeşitli suçları işleyen bir çeteyi çökertti. Eş zamanlı